Cümleten selamun aleyküm. Herkes hayırlı pazarlar. Biz arazideyiz 2-3 gündür. İnşallah sizler de iyisinizdir. Şimdiden Kadir geceniz tekrardan mübarek olsun. Onun haricinde anneler günü için tüm annelerimizin anneler günü ve annelik adayında olan kişilerin de aynı şekilde anneler günü kutlu olsun. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki annelerimizsiniz. Şu an arazideyiz dediğim gibi. 2-3 gün burada kalıyoruz. 2-3 gün tekrar şehir merkezine dönüyoruz. İki tarafı da aksatmamaya çalışıyoruz. Banyodaydık. Banyo kısmında biraz çalıştık ama ondan çok bahçedeydik. Artık ekim sezonu geçecekti. Ne yazık ki tohum için bu yıl yetişemedik. Suyumuz gelmedi. O yüzden damla sulama sistemine de yetişemedik. Doğal olarak sebze yatağına da yetişemedik. Şimdilik kısmi bir alanı ektik. Ektiğimiz yeri göstereyim. Bir de aynı şekilde banyo kısmını göstereyim. Bakalım ne kadar ilerlemişiz. Haydi başlayalım. Öncelikle her zamanki gibi kirden, pastan dolayı özür dileriz arkadaş. Biz birazcık böyle kirli çalışıyoruz. Çünkü çok yorgun oluyoruz. Yani karanlıkta ne kadar görünür bilmiyorum. Normalde aydınlık da ben şu an çok güzel, yani ışıksız burada duş yaparım. Ama kamerada çok böyle etkin görünmüyor bu. Ben de size o yüzden tam aktaramıyorum. Artık ne kadar verimli olursa o kadar göstereyim. Yani şuradan bir ışık hüzmesi geliyor. O belki size göstermiyor olabilir ama belki bu taraftan daha rahat görülür. Aynen. Yani şu an fayanslar bu şekilde. Yetmedi. Bir kutumuz daha eksik. Olabildiğince fayansları döşemeye çalıştık. Aralardan böyle ufak tefek böyle çizgilerinde 1 milim, yarım milim kayma vardır. Hiç problem değil. Yani görücüye çıkmayacağız. Biz burada yaşayacağız. Burada da banyomuzu yapacağız. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. O tarz şeyler çok problem değil. Dökülmesin, yıkılmasın kafidir. En azından uzun müddet gitsin diye düşünüyoruz. Bu uzaktan gösterirsek bu şekilde. Bizim burada artık Konya'da kara düzen ekim diyorlar buna. Yani biz normal standart bir şekilde ektik. Normalde bu sebze olan fideleri artık bu daha yükseğe ekip suyu aşağıdan verenler de var. Olabildiğince kök kısmını sudan bir nebze olsun uzaklaştırıyorlar ki yapraklara vesaireye de değmesin diye aynı şekilde. Ama bizim şu anki ekim tekniğimiz normal kara düzen ekim. Dediğim gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Arazi yıllarca ekilmemiş. Yıllarca dediğim uzun yıllar ekilmemiş. Doğal olarak biz öncelikle bir sürdürdük. Sürdürdükten sonra ortalama olarak zannediyorum 40 santime falan girmiştir. Çok büyük kesekler çıktı. Daha sonra da pulluk çağırdık. Ramazan kürekle baş edemeyecektik çünkü bu alan için. O yüzden pulluk geldi sağ olsun. Pullukla da güzel bir şekilde sürdürdük. Olabildiğince irili olan yerleri ufaltmaya çalıştı. Domates, biber, patlıcan, köy biberi, işte yer domatesi, sırık domates, fasulyeler vesaire. Onun haricinde karpuzlar, kavunlar, bu şekilde yollar yaptık. Kendimize olabildiğince sulamaya çalıştık. Suyumuz yok biliyorsunuz. Taşıma suyuyla doğal olarak sebzeleri hayatta tutmaya çalışıyoruz. Ayakta tutmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Evet dönmez ama işte biz suyumuz bağlanana kadar en azından bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Bakın buradaki yatakların hepsini bu şekilde yön olarak
bu şekilde ektik ama bunları dik olarak ektik. Sebebi güneş normalde buradan doğuyor ve bu tarafa doğru batıyor. İkisini de deniyoruz. Hani bu yıl dediğim gibi bir deneme olacak. Hangisinde daha çok verim alırsa o şekilde sebze yataklarının yönünde belirlemek istedik. O yüzden şimdilik bir tarafı yatay, bir tarafı da dikey olacak şekilde bunları ektik. Bunlar da diğer sebze yataklarımız. Toplamda kaç tane oldu? Sebze yatağı dediğim artık. Bu şekilde açıklıklar. 1, 2, toplamda kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada toplamda 9 tane var. Burada da aynı şekilde 2, 4, 6, 7 tane var ama bunlar biraz daha uzun. Yataklar bu şekilde. Bunlar bayağı bir zamanımızı aldı. Hem ekmesi, hem gübrelemesi, hem sulaması. Sulamaktan kastım şu. Şu tarz tenekelerle şöyle göstereyim. Ortalama olarak işte 250-300 metre uzaktan, ki o da bizim kar sularıyla deponun bir kısmı su dolmuş. O suyu kullanıyoruz şu anda. Yoksa 2 kilometre, 1,5 kilometre öteden suyu getirmek zorunda kalacağız. O sularla taslara doldurarak taslarla tek tek köklerine yakın bir yere döküyorum. Yani suyu tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz diyebilirim. Bu şekilde bir görüntümüz var. Thank you.
Bakalım bahçeden ne kadar verim alabileceğiz. Bakalım bu işi bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Sebzeler bir şekilde büyüyecek mi? Su bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? Yani en son Koski ile konuşmamızda bayramdan sonra sizin işiniz kaldı. Bayramdan sonra yapacağız dediler ama artık bağlarlar ya da bağlamazlar. Çok fazla ümidim de yok, beklentim de yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama Allah büyüktür, bir yağmur verir. Yağmur suyu yasadı yaparız, bir şey yaparız. Muhakkak bu su işini de bir şekilde çözeceğiz. Çözemezsek 2 kilometre öteden gelirse arabamıza damacana sularla doldurup biz o sebzeleri gene sulayacağız. Çünkü arzumuz bizim bu yıl buradan mahsul elde edebilmemiz. Suya başvurduğumuz tarihin üzerinden ortalama olarak 8 ay geçmiş. Ama 8 ay içinde 50 metre uzaktaki suyu ne yazık ki bizim buraya kadar getirip bağlayamadılar. Belki bayramdan sonra artık bir şeyler çözülür. Bu pandemi süreci etkilemiştir belki, bilmiyorum. İyi düşünmek istiyoruz bundan dolayı. Bugünlük bu kadar. Çok fazla bir şey çekemedik tabii ki. Ama bu banyo kısmı hallolduktan sonra bu fayansın eksik olması da tabii ki biraz etkiledi. Bir de Ramazan olması bizi bir nebze olsun etkiliyor. Gidiş gelişlerde dediğim gibi sıkıntı var. Doğal olarak bu bayramla beraber daha rahat bir inşaat serüveni başlayacaktır. Çünkü çok da bir şey kalmadı işin açığı. Artık malzemeyi getireceğiz yani. Mutfakla duşakabinde takıldıktan sonra bir suyumuzun bağlanması var. Su bağlanmasa bile taşınacağımızı söylemiştim. Çünkü burada artık sebze de ektik. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Öyle ektik kurursa kurusunla olmuyor bu işler. O yüzden sahip çıkmamız gerekecek bu dönemde. Bayramdan sonraki artık haftalarda yavaş yavaş biz de taşınma işlemlerine başlayacağız. Getirebildiğimiz eşyalarımızı buraya getireceğiz. Ondan sonra zaten her gün beraberiz. Çünkü biz arazide her gün olduğumuzda her gün videoda paylaşırız. Dert değil. Sebze yataklarının nasıl yapılacağı, duvar kısmı ile ilgili bahçe duvarını yapacağız. Kendimiz yapmayı düşünüyoruz onu da. Kapı için 3 büyük ağaç gelmişti. Ortalama 6-7 metre boylarında. Onların dikilmesi var. Daha sonra artık bahçe işlerine başlayacağız. Ahır yapacağız kendimize biliyorsunuz. Yapılacak ahırdan sonra kümesler yapılacak vesaire yapılacak. Çok iş var. Bakalım Allah ne kadarını nasip edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.